Kanal Life ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Turhal'da yerel seçimler hiç bilinmeyen bir denkleme dönüştü. Şeker fabrikası geçici işçileri alacaklarını yine alamadılar. Yavşan, İşlik ve Kültür Merkezi'ndeki işyerleri ihale ile satıldı. Bağımsız aday İrfan Gürel seçimlerde oldukça iddialı. Dikkatsizlik kaza getirdi. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya seçenekler sunacak. Karadziç yine tehdit etti. Sigaraya zam. Üzüntümüz sonsuz. Levent Aptay'ı 24 yaşında kaybettik. Haberlere gelince sevgili seyirciler, Turhal'da 27 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hangi partinin ve dolayısıyla hangi adayın başarılı olacağı konusunda hiç kimse tahminde bulunamıyor. Her adaya oy verecek seçmen var, adayları destekleyen belli bir kesim var. Ama halkın çoğunluğu oyunu hangi aday için kullanacağını açıklamak istemiyor. Kararsız seçmenlerin sayısı oldukça fazla. Seçimin sonuçlarını bu kararsız seçmenlerin belirleyeceği kesin. İşte bakın Turhal seçmeni adaylar için ne düşünüyor? Kararı sizler verin. Gördük, daha iyi gördük. Bunu bir hizmet kabul ediyoruz. Evet, 27 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor biliyorsunuz malum. Evet. Turhal'ımız bir seçime girdi. Bayağı heyecanlı günler yaşıyoruz. Evet. Hangi partiye oy vereceksin? Vallahi şu anda bizim Turhal'ın birliği ve dirliğinden yanayız. Hizmetinden yanayız. Ama bizim belirli bir siyasi platformumuz var. Bunu millet biliyor. Ama bizim istediğimiz turlarda bir turlarda birlik ve dirlik olsun. Önce isim olarak alabilir miyiz? Vallahi isim olarak şu anda hiçbir şey diyemeyeceğim. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Bilhassa düşündüğümüz Turhal'a hizmetin gelişi, gelmesi, hizmetin yapılması. İsim olarak desem şimdi millet, biz esnafız, ticaretle uğraşıyoruz. Belirli bir etiket yapmış oluruz. Peki. Teşekkürler. Şu hangi partiye oy vereceksin? Ama belli olmaz ki. Peki siz amca? Belli olmaz. Biz refahçıyız. Refahçıyız. Hangi partiye oy vereceksin? Kararsızım. Kararsızım. Ya siz amca? Efendim? Hangi partiye oy vereceksiniz? Ben mi? Evet. Ben SHP'nin idare heyetindeyim. SHP. Ha. Peki, teşekkürler. Hangi partiye oy vereceksiniz? Hiçbir partiye de oy kullanmayacağım. Kendi vicdanım. Hiçbir tane oy kullanmayacağım. Evet. Peki siz amca? Biz de Ekmek Partisi'ne veriyoruz. Biz de ihtiyar vakma bize kim verirse ona veriyoruz. Karnımızı kim... İsim olarak bir isim söyleyebilir misin? İsim Sadık Yüksel benim ismim. Hayır, parti vereceğiniz parti. Parti ben okumuşum yok, hangi parti olduğum ya, Ekmek Partisi. Ekmek Partisi dedim, ekmeğe şey bizim. Peki, iyi günler. Nereye yaklaşıyor? Evet. Hangi partiye oy vereceksin? Henüz karar vermedim. Kararsızsın. Hangi partiye vereceğimi? Evet. Peki siz? Memleket hangisi menfaatlıysa, evet. Ekseriyet neredeyse, ağırlık neredeyse... Oraya yükleneceğiz. Peki siz isim olarak bir parti söyleyebilecek misiniz? Ben söyleyemeyeceğim de henüz Turhal'ımıza yakışacak, Turhal'ımızı bu durumdan kurtaracak kimse ona, onda karar kılmaya şeyliyiz. İsim vermiyorsunuz yani? Yok. Peki oldu. Taşıyor. Siz hangi partiye oy vereceksiniz? Bizimki henüz belli değil şimdilik. Düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Evet. Peki, teşekkürler. Siz hangi partiye oy vereceksiniz? Ben henüz belli değil ben. Karar veremedim de. Oy vereceksiniz? Vallahi o kendi sorunumuz, onu biz, herkesin kendi şeyi var yani. Peki biz öğrenebilir miyiz? Bir kamuoyu araştırması yapıyoruz da. Ben şahsen şeye vereceğim. Turan Evren'e. Turan'a. Kararsız. Daha kararsızım. Peki siz karar verdiniz mi? Şu an kararlı değilim. Peki sizin fikriniz? Niyetimiz öyle. DYP. Evet. Ben şu partiye vereceğim diye bir şey yok. Her şeyden önce ben adaylardan doğru dürüstlük ve demokratlık isteyen bir insanım. Kendileri doğrultusunda en demokratik kişiye vereceğimi söylüyorum. Yaklaşıyor biliyorsunuz. Hangi partiye oy vereceksiniz? Ha, şimdi bir şey söyleyemem bakalım daha. Alalım. Hangisi geçiyor aklınızda? ANAP. ANAP diyorsunuz. Peki. Vallahi bilemeyeceğim şimdi. Bir isim geçmiyor aklınızda? AK Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki. İyi günler. Bu arada kimileri de yorum yapmaktan kaçınarak tezgahların arkasına saklandılar. İyi günler. Turhal Şeker Fabrikası'ndan alacaklarını almak için Nizamiye Kapısı'nda toplanan işçilerle birlikte olan Kanal Alfa ekibi, fabrika müdür yardımcısı ve personel müdürüyle görüşerek bugünden için işçilerin alacaklarının ödeneceği sözünü almıştı. Bugün alacaklarını almak için Ziraat Bankası Turhal Şubesi'ne giden işçiler alacaklarını yine alamadılar. Şeker İş Turhal Şubesi Başkanı Vahap Polat, işçilere alacaklarının 8-18 Şubat tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.
düzenlemesine dair duyuru yaptık. Bu duyuru yaparken biz kendimize yapmadık. En, o günkü açıklamamda da bütün uğraşlarımıza rağmen en son günü bize o saatte ödenmesi için emir gelmişti. O gelen emre göre size duyuru yaptık. Hem televizyondan hem de yazılı olarak herkesin adresine bugün ödenmesine dair bir duyuru geldi. Ve sizler de buraya geldiniz. Evet. Bugün tekrar şu elimdeki nota göre geldik baktık, sayın müdürümüzle görüştük. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden duyuru geliyor. 29 no'lu duyuru. Saat 16.30'da Cuma günü. Geçen hafta Cuma günü. 2. BM'ne kadar durdurması, yani ay 8 ile 18 arasında ödenecek ama ne zaman ödeneceği belli değil. Bu duyuru da Cuma günü geliyor. Biz batısı günü öğrendik bunu. Ben dün öğrendim olayı. Sayın milletvekilimizi aradım. Sayın bakanımızı aradım. Durum iletti kendilerine. Malumatları var. Ayrıca genel müdürlüğümüz arandı. Bizim genel müdürlüğümüz. Sayın fabrika müdürlüğümüz aradı. Genel müdürlüğü. Rica etti. Yani arkadaşlarımıza duyuru yaptık ödenmesi için. Ricada bulundu. Biz genel merkezimizi kadar aradık. Genel merkeze sayın genel başkanıma bildirdik. Sayın Ziraat Bankası şube müdürü arkadaşımız da kendi genel müdürlüğünü aradı. Bu duyurun yapıldığını için bu para ödemesini rica ediyorlar. Yani bu uğraş yapılıyor. Sizin adınızda herkes uğraşıyor. Bunların endişeniz olmasın. Bu para dağılacak ama günü şu anda bellidir. Öyle alınmaz için elimizden gelen her türlü çaba sarf ediyoruz. Son tarih hangi gün olabilir? Tarih yok anacığım. Tarih yok. Tarih veremiyoruz. Yani lokansı da tarih veremiyoruz. Yani hiçbir yetkili de tarih veremiyor. Ama 8 ile 18 arasında dağılacak ama ne gün olduğu belli değil. Önce de olur. Yani geç 18. Tabii. 18'ine kadar 18 dağılacak yani. Tabii dağılacak. Yüzünü dağılacak. Yani geç 18. Yalnız şunu tekrar bir daha vurgulamak istiyorum. Samimi söylüyorum. Hiçbir fabrikada hiçbir muhakkatçı almadıydı. Bugüne kadar almadıydı. Yalnız kampanyası devam eden yerlerde Turhal Belediyesi'ne ait Yavşan, İşlik ve Kültür Merkezi'ndeki iş yerleri ihale ile satıldı. Ön cephelerdeki iş yerleri 55-60 milyon liraya satılırken içerilerdeki iş yerleri biraz daha ucuz fiyatlara alıcı buldu. Semtin mevkindeyiz ve arkamızda Turhal Belediyesi Yavşan İşlik ve Kültür Merkezi adı altında bir iş merkezi inşaatı yapılıyor. Buranın inşaatı belediyenin maddi yetersizliklerinden dolayı halka ihaleyle satılmış durumda ve çalışmaları hızla devam ediyor. Umuyoruz ki burası inşaatı tamamlandıktan sonra Yavşan halkına güzel bir iş merkezi sağlanacak ve iş sahaları açılacak. Merkezinde bir düğün salonu, yanında bir kütüphane ve iş merkezleri, dükkanlar bulunuyor. Yapıldığında Yavşan halkının geçimini sağlayacak, iş sahaları sağlayacak güzel bir istihdam merkezi olacak. Burada Yavşan'da bir esnafın yanındayız. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Mustafa Saper. Evet, burada Yavşan'da İşlik ve Kültür Merkezi adı altında bir iş merkezi yapılıyor. Sizce bunun katkıları neler olacak Yavşanlık semtine ve Turhal'a? Yavşan'da bir iş yeri ileride daha çok iyi olacağına eminiz bu. Tabii ki iş yeri olursa gelişme. Buradaki yetişen süt veya yoğurt buna benzer şeyleri vatandaş götürüyor. Yenişehir'de şurada burada pazarlama yapıyor ama ayağında yaparsa daha iyi olur. Toplu bir yerde ve bir çok yerde. Güzel olacak. Bu vatandaşlar gelir buradan alır daha rahat olur. Bu vatandaş rahat edebilir. Sonra iş dağınık perakende iş yerleri bir arada olur. Halk geldiği zaman her ihtiyacını bir yerden temin edebilir. Bunun için bir halk için bir kolaylık. Bu belediyenin de bu halka mahalleye yapmış olduğu bir şey çok iyi bir şey. Çünkü ileride daha burası gelişecek. Evet. Bu binaların burada iş yapacak. Üzeri kültür sitesi olarak yapılacak. Düğün salonu olacak. Memnun olacak. Ondan daha ileride daha başka şeyler de olacak. Bu tabii ki zamanla daha iyi olacak. Daha gelişecek. Turalımız için yararlı diyorsunuz. Peki. Çok çok yararlı. Belediye. Bağımsız aday İrfan Gürel 27 Mart yerel seçimlerde iddialı. Adaylıktan kesinlikle çekilmeyeceğini söyleyen İrfan Gürel, en şanslı aday benim diyor. Yanımızda bağımsız belediye başkan adayı Sayın İrfan Gürel var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neden bağımsız olarak adaylığınızı koydunuz? Bunu öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. Gerçekten bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için önce Kanal Alfa'ya teşekkür ediyorum. Biz birlik diyoruz. Gerçekten son yıllarda Turhal, Türkiye genelinde olduğu gibi Turhal'da da birliğe ihtiyaç olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Böylece gördüğümüz o ki partilerde
Adaylar genellikle etnik kökenlerine göre belirleniyorlar. Böyle olmamalıyız diyoruz. Bunun için bağımsız aday diyoruz. İlerideki seçimlerde, seçimlere yaklaştığımız zaman adaylıktan çekilme söylentileriniz var. Adaylıktan çekilecek diyorlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz kapalı, hiçbir şekilde pazarlık söz konusu olamaz. Kesin, biz kazanmak için yola çıktık. En azından diğer partilerden daha şanslı olduğumuza inanıyoruz. Biz kazanmak için varız. Tuğhal kazanacak, Tuğhal başaracak. Bunu herkes böyle bilsin. Evet. Biz kesin kararlıyız. Yerel yönetimleri, günümüzdeki yerel yönetimleri nasıl buluyorsunuz? Bunu bir açalım isterseniz ve demokrasi anlayışınızı da öğrenebilir miyiz? Genelde yerel yönetimlerde halk söz yetki karar sürecinden uzak tutulmuş. Beldelerin sorunlarına sahip çıkılamamış. Baskı ve zorlayıcı politikalarla insanlar çözümsüzlüğe itilmiş. Biz bunu yerel yönetimlerin beldelerde mahalle meclisleri ve onların temsilcileriyle belediyecilik anlayışını, onların sorunlarını beraber çözme eğilimindeyiz. Bizim temel şeyimiz bu. Bunu şöyle açabiliriz. Bir mahalleli sorununu gündeme getirebilmek için, iletebilmek için illaki mevcut belediye başkanının partili olması veyahut da araya bir aracı koyarak işini halletmesi yerine o mahallenin temsilcileri sayesinde bu işi yapması gereğini istiyoruz ve böyle hareket edilmesi gereğine inanıyoruz. Demokrasi anlayışınızı da kısaca öğrenelim. İşte zaten demokrasi anlayışımız da bu temelde oluyor ya. Genelde bakıyoruz partiler kendi işlerinde bile demokrasiyi işletemiyorlar. Hele hele dışarıda bu demokrasiyi nasıl işletebilirler? Yani söz yetki karar yine halkın ve mahallelerin olmalı. Sadece belli bir delege ve üye çoğunluğunun değil, üye çoğunluğu seçtiği adayın değil, mahalle meclislerinin ve onları seçtiğin adayların kararı olmalıdır. Yani tüm mahallenin olmalıdır. Evet. Peki Sayın Gürel, ilerideki seçimlerde kazanma şansınızı öğrenebilir miyiz sizden? Bizim kazanma şansımız diğerlerinkinden daha fazla olduğunu inanıyoruz. Hiçbir şekilde pazarlık kabul etmiyoruz. Biz birlik dediğimiz zaman partilerin birliği olmaktan ziyade Tuğhal'da birlik diyoruz, Tuğhal'da. Bu anlamda kesinlikle çekilmemiz söz konusu değil. Tuğhal kazanacak, Tuğhal başaracak. Bunu herkes böyle bilsin. Diğerlerinin şansıyla bizim de şansımız aynı diyoruz. Daha fazla olduğunu inanıyoruz. Peki son olarak Sayın Gürel, 27 Mart seçimlerinin ilçemizde nasıl geçmesini istiyorsunuz? Bu konudaki mesajınızı alabilir miyiz? Tuğhal halkına uygun bir seçim olmasını diliyoruz. Çünkü Tuğhal halkı her şeyin en iyisine layık. Hiçbir kargaşa ve gürültü olmadan bu seçimlerin bitmesi temennisinde bulunuyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Tuğhal'ın geleceği için gelecekte bütün yerel yönetimler konusunda tüm partilileri açık oturuma davet ediyorum. Tartışmalıyız. En doğruyu bulmalıyız. Bu konuda demokrasi anlayışımızı oturup tartışmalıyız. Teşekkür ederim. Peki, biz de teşekkür ederiz. Başarılar. Bugün saat 18 sıralarında şeker fabrikası nizamiyesinden ana caddeye çıkmak isteyen 60FH641 plakalı özel oto Yenişehir istikametinden gelen 60EU934 plakalı minibüse çarptı. Çarptıktan sonra cadde ortasında kayan araba daha sonra 60DV923 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya Bosna Hersek'e yönelik müttefik harekatı ile ilgili olarak bir hava operasyonunda dahil olduğu çeşitli seçenekler sunacağı bildirildi. Savunma Bakanı William Perry, önerilerin çarşamba günü Brüksel'de düzenlenmesi beklenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getirileceğini açıkladı.
Peri, yalnızca hava operasyonu üzerinde yoğunlaşmasının doğru olmadığını, sorunun barış sürecine hız kazandırmak ve tatminkar bir sonuç elde etmek için hangi stratejik seçeneklerin alınacağı olduğunu ifade etti. Siyasi gözlemciler, Saraybosna çevresindeki Sırp mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesi yolundaki nihai kararın çarşamba günü yapılması beklenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında alınmasının beklendiğini belirtiyorlar. Karadžić yine tehdit etti. Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadžić, Saraybosna'daki Sırp mevzilerine bir hava operasyonu düzenlenmesi halinde başkentte yaşayan yabancıların hayatlarının tehlikeye düşeceği tehdidinde bulundu. Evet sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz sigaraya zam. Tekel tarafından üretilen Tekel 2000, Samsun 216 ve Hanımeli sigaralarıyla ithal edilen yabancı sigaraların fiyatları artırıldı. Tekel tarafından yapılan açıklamaya göre Tekel 2000 sigarasının fiyatı 14.000'den 16.000 liraya, Samsun 216'nın fiyatı 15.000'den 16.000 liraya yükseltildi. Hanımeli sigarasının yeni fiyatı ise 17.000 lira oldu. Tekel tarafından ithal edilen yabancı sigaraların fiyatları ise %13 ile %20 arasında artırıldı. Tekel'in öteki ürünlerinin fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Yeni fiyatlarla sigara satışlarına başlandı. Turhal Belediyesi'nde kaynakçı ustası olarak çalışan Cihan Aptal'ın oğlu Levent Aptal'ı yaşamının baharında 24 yaşında kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi döviz kurları, hava raporu ve Melike sizlerle. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ataklı Döviz Anonim Şirketi'nden aldığımız bilgilere göre 1 Alman markı alış 10.250, satış 10.500 lira. 1 dolar alış 18.800, satış 18.500 lira. Hava durumuna gelince. Bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu ve yağışlı geçti. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun yüksekleriyle Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer sağanak şeklinde oldu. Hava sıcaklığı biraz azaldı. Rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esti. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle. Turhal yağmurlu 3-10, İstanbul çok bulutlu ve yağmurlu 6-8, İzmir çok bulutlu ve yağmurlu 6-13, Antalya yağmurlu, yer yer sağanak yağışlı 6-14, Ankara yağmurlu 4-7, Bolu karla karışık yağmurlu 3-10, Erzincan kar yağışlı -1-7, Siirt yağmurlu 2-10 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum ve sözü Funda'ya bırakıyorum. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce özetleri okuyor. Belediye Başkanı Pehlivan tüm siyasi partileri ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Okul kitaplarında kaos yaşanıyor. Aşırı sürat ve bir kaza daha. İlçemizdeki ilk seçim minibüsü ilgi çekiyor. Tekvandocularımız bizi gururlandırdı. Turhal Lisesi ve Öğrencilerini Koruma Derneği Genel Kurul Toplantısı yapıldı. İstanbul'da PTT'de patlama. Hak İş Sosyal Konseyi desteklemeyecek. 4 terörist çatışmada öldü. Şimdi haberler. Belediye Başkanı Pehlivan tüm siyasi partileri ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan beraberinde SHP İlçe Başkanı Şahin İleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte diğer siyasi partileri ziyaret ederek seçimlerde başarı diledi. Başkan Pehlivan sırasıyla DYP, ANAP, Refah ve MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Ülkesini daha ileri götürmek ister. Bunu temelde biliyoruz. Biz de diyoruz ki dünyada biraz politika yapalım Başkan değil mi? Sosyal demokrat düşünce aynı ileri kademelerde yol almıştır. Sosyal demokratlar belediyelerde başarılıdır. Temelde diyoruz. Değerli arkadaşlar şimdi Sayın Başkanım şimdi burada biz bir demokrasinin güzel olan kentinde sizinize özür diyerek girdim. Bağlayacağım. Evet. Çünkü biz hakikaten sayın şeyimizde Mehmet Bey'de Belediye Başkanlığı'nın Muhsin Pehlivan kimliğinde yerel yönetim seçimlerine girmesi gerçekten de sizleri kucaklamamın gerektiğini bütün partilere
böyle bağ kurup onlar arasındaki diyaloğu sağlamamın bir görev olduğu bilincinde vararak buraya geldim. Türkiye demokraside bir hayli yol aldı. Dileğim o ki artık kesintilere uğramaya, demokrasinin insanla bütünleştiği, yoksulluğun Türkiye'de olmadığı, işsizliğin olmadığı, insan boğazlaşmasının olmadığı, misak-ı millinin çiğnenmeyeceği ve insanların artık birbirini alabildiği, tur halde sevdiği gibi başka yerlerde de seveceği bir ortam yaratılsın diyorum. Nezaketle ziyaret ettiniz. Tabii önümüzde bir seçim var. Her şeyden önce bu seçimde bütün siyasi partilerin dikkatli şekilde vatandaş arasında barış ve huzuru koruyarak kesinlikle bir kavga zeminine mahal açmayarak bunu götürmekte fayda vardır. Turalda hep beraber yaşıyoruz. Seçimlerden sonra da insanlar birbirleriyle burada yüz yüze geleceklerdir. Her şeyden önce seçimlerden sonra da bu barış huzurun devam etmesi için bugünden tedbirler almak bize düşüyor. Birazdan samimi diyaloglar içerisinde olmak da bize düşüyor. Önce siz ziyarette bulundunuz. İnşallah biz de sizleri ziyaret edeceğiz. Bekliyoruz. Ama bu bir seçim, bir görev ve talip olma olayıdır. Tabii ki her siyasi parti kendi adayıyla bu göreve talip olacaktır. Bunu vatandaşımız değerlendirecektir. Geçmişte yapılan hizmetleri, bugünkü yapılan hizmetleri ve geleceğe doğru olan düşüncelerini sandığa intikal ettirecektir. Sandıktan çıkan netice inşallah Tural'ımız için hayırlı uğurlu olur. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan'ın diğer siyasi parti ziyaretlerinin tamamını haberlerden sonra izleyebilirsiniz. Bu öğretim yılının birinci dönemindeki kitaplar ile ikinci dönemindeki kitaplar birbirini tutmuyor. Hem kitapçılar hem de öğrenciler yaşanan kaosun sıkıntısını çekiyorlar. Çocuk sıkıştırıyor. Evet, çocuk sıkıştırıyor ama bakın inanın elimizde olan bir şey olsa mutlaka yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Edebiyat, tamam. Yazarını getirdin mi? Yazar olarak. Bunlar... ondan mı yazar? Tamam, tutuyorsa geldi arkadaşım. Onları vereceğiz. Dükkandayız ve yanımızda Recep Bey var. Dükkan sahibi. Efendim bir kitap kaosu yaşanıyor şu günlerde zannedersem. Nasıl oldu? Bir anlatır mısın? Gerçekten sizlere teşekkür etmek lazım. Turhal'ın meselelerine böyle yakından ilgilenmeniz bizi gururlandırıyor. Aslında biz bu olayı halka aydınlatamıyorduk, ulaşamıyorduk ama sizin aracınıza ulaştığımız için size tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz okullar açıldı, ikinci dönem. Biz buna alışkın değiliz. Kitap olayını bilemiyoruz. Kredili sistemde yeni yeni kitaplar ortaya çıktı. Tüm kitapçı arkadaşlar buna hazır değillerdi. Veliler geldiler, kitap istiyorlar. Tabii biz bu kitapları veremiyoruz. Veremediğimiz zaman veli muzdarip oluyor. Bize kızıyor, bağırıyor kitapçı arkadaşlara. Biz de bir şey diyemiyoruz veliye. Burada Milli Eğitim Kitabevi bir kitap evi açmıştır. Fakat faaliyetini hiç gösterememiştir. Biz o getirecek diye milli eğitim kitaplarını getirmiyoruz. Özel sektörün kitaplarını getirmeye gayret ediyoruz. Onlar da getirmeyince tabii ki kaos biraz daha fazla yaşanmış oluyor. Yani ilk dönemin kitapları ikinci döneme uymuyor. Bu sırada da Tural'da da gelen kitapçılara milli eğitim kitaplarına dahi gelmedi diyorsunuz. İlk dönemin kitapları kesinlikle uymuyor. Öğrenciler yeni kitap almak zorunda. Aslında yeni bir yönetim şekli, bu öğrencilerin başarılı olması için yapılmış bir olay. Okullarımız buna gerçekten güzel yaklaşım yapıyor. Bizlere daha önceden listeleri verdiler ama Milli Eğitim Yayın Evi'nin burada açılışı öğrencilerin ve velilerin böyle perişan etmesine sebep oldu. Arkadaşlar listeleri verdi. İdareci arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Zamanında bize bilhassa aradığı kitapçılara liste verdiler. Bunların... bulundurulmasını istedi. Fakat biz bulunduramadık milli eğitim getirecek diye. Ama özel sektör kitaplarının tekbir dağıtımı olarak Turhal halkının, öğrencilerin daha başarılı olabilmesi için bulundurmak zorundayım. Çünkü sizler ne kadar Turhal halkını düşünürseniz bizler de tekbir dağıtımı olarak bunlara hizmet için varız. Ve bunları düşünmek zorundayız, getirmek zorundayız. Peki ne olacak şimdi son durum? Son durum olarak sizlerden ricam, halka şunu belirtmeniz lazım. Sakin olmaları ve yazarlarını ve öğretmenleriyle görüşmeden kitap almamalarını, ben şahsım olarak tekbir dağıtım olarak diyorum ki tüm kitaplarını öğrencilere temin edeceğime teminat veriyorum kendimi. Çünkü ben Tur halkı için varım. Ayrıca kitaptan para kazanmıyoruz ama halkıma hizmet için tekbir dağıtım olarak mutlaka bunu yapacağım. Sakin olarak öğrencilerden öğretmenlerinin yazarlarını, kitaplarını aldıktan sonra kitap almalarını tavsiye ediyorum.
paniğe kapılmasınlar, kitap bitecek diye bir olay yoktur. Biz bunu mutlaka tek bir dağıtım olarak getireceğiz ve ulaştıracağız. Sizlerden önemli ricam bu arkadaşlara, tur halkıma duyurmanız. Sakin olmalı, öğrenciler fazla dertlenmemeli. Bunların... Gördüğünüz ki kitapların temin konusunda Recep Bey sözü verdi, gerekli sözü verdi. İnşallah kitaplar hallolacak diyoruz. Çünkü geç kalan kitaplar olmasa talebelerimiz, öğrencilerimiz derslerine çalışamayacaklar. Siz de mi yeni kitap alıyorsunuz? Ben de yeni kitap alıyorum. Fiyatları makul bence, çok iyi. İyi yani. Peki bulmakta zorlanıyorsunuz herhalde. Evet, yeni bulduk yani, burada bulduk. Diğer yerlerde geldiği gibi hemen gitmiş. O yüzden bugün bulduk. Peki tek bir dağıtımdan mı temin ediyorsunuz? Diğer kitapçılarda var mı yok? Hayır, ben buradan ilk kez alıyorum. Çağdaş'a falan gidiyordum. Burada bulduğum için aldım. Bu sistem değişikliği normal mi? Nasıl size göre bir talep olarak? Yani, kredi sistem. Evet, yani kredi sistemde ikimiz önemli kitapların uymayışı. Bence kredi sistem çok iyi. Yani çalışanlar başaracak. Yani çalışmayanlar kalacaksa iyi bence. Evet, iyi bence. Peki, başarılar diliyorum. Bugün akşam saat 17.45 sıralarında Cumhuriyet Caddesi 108 evler karşısında aşağı istikametten yukarıya giden Nusret Tıl'ın yönetimindeki 60FH563 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle yukarı istikametten gelen ve sağ dönüş yapmak isteyen Ali Duran Yalçın yönetimindeki 34LTS21 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Refah Partisi'nin kiralayarak seçim minibüsüne dönüştürdüğü araç ilgi çekiyor. Güçlü ses düzeniyle donatılan minibüs seçimlerde Refah Partisi'nin propaganda çalışmalarında kullanılacak. Yeni yapılan bu seçim minibüsünü görmemiz bize 27 Mart yerel seçimlerinin bir hayli hızlı ve çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Turhal Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan tekvando kursları antrenör Mustafa Sözkes'in eşliğinde devam ediyor. Tokat'ta yapılan ilk tekvando müsabakalarında 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük alan tekvando takımımız sporseverlerden kendilerini Türkiye çapında duyurabilmek için yardım istiyor. Kanal Alfa ekibi olarak bugün kapalı spor salonunda yapılan tekvando müsabakalarını görüntüledik. Ayrıca antrenör Mustafa Sözkesen'le de çalışmaları hakkında röportaj yaptık. Daha sonra derece alan tekvandocular bir de ufak gösteri yaptılar. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Güneş de birincilik alan tekvandoculara madalyalarını verdi. Biz de tekvandocularımıza çalışmalarında başarılar diliyor ve sesimizi tüm Türkiye'ye, hatta Avrupa'ya duyurmalarını istiyoruz. Halk Eğitim Merkezi adı altında şeyleri, tekvando çalışmalarını yürütüyorsunuz. Nasıl gidiyor hocam? Şu anki çalışmalarımız iyi gidiyor diyebilirim. Çünkü bunun ölçüsü de yakında tekvando il seçmeleri oldu. Bu seçmelerde takım halinde takım birinciliğimiz var. Kusura bakmayın, antrenman arasında yorulduk. Zorlanıyorum çünkü. Şimdi sporcularımız 7 dalda müsabakalara katıldılar. Kategoride müsabakalara katıldılar. Bunlardan 50 kilogramda Adem Kaya il birincisi, 64 kilogramda Serdar Genç birinci, 70 kilogramda Ömer Tıkaç birinci oldu. Ayrıca yine 70 kilogramda Ejder Gök ikinci, 76 kilogramda Muhammed Baş ikinci, 54 kilogramda adı neydi ya? Halit Koçak sporcumuz da üçüncü oldu. Tabii bizim için bu beklediğimiz bir neticeydi. 5 yıldır sporcularımız aynı performansı gösteriyorlar. Bu mübalağa değildir. 5 yıldır biz takım halinde ilde birinci oluyoruz. Şu anki söyleyeceğim bu. Şimdi çalışmalarınızdaki karşılaştığınız zorluklar neler hocam? Şimdi çalışmalarımızda karşılaştığımız zorluklar olarak bunu ifade etmeyelim de, şimdi biz acaba daha iyiye nasıl gidebiliriz? Bu soruya cevap vereyim ben.
yalnızca Tokat birinciliğiyle kalmaması gerekir, tabii, öyle değil mi? Tokat birinciliğiyle kalmaması gerekiyor. Çünkü tekvando da Türkiye derecesi yapmak demek, Avrupa şampiyonluğu, hatta mübalağalı olmasın, dünya şampiyonluğuna giden yoldur. Biz şimdiye kadar bölgelerde bölge derecesi ve Türkiye derecesi çıkardık. Fakat bunlar sürekli olmuyor. Sebebine gelince Turhal'da çalışma imkanımız bu salon seviyesinde, özel müsabakalara ve özel turnuvalara gidemiyoruz. Sebebine gelince biz bir kulüp adı altında çalışmıyoruz. Çocuklarımızı bir ilden başka ile götürdüğünde kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Şimdi biz Turhallı spor severlerden şöyle bir ricamız olacak. Biz diyoruz ki tekvandoyu kulüpleştirelim ve Turhal'da var olan kulüplerimiz de bu işe sahip çıksınlar, bizi bünyelerine alsınlar ve iddia ediyorum biz Türkiye derecesi yaptık ama ileride bu gerçekleşirse milli sporcu da yetiştireceğiz. Kanal Alfa'ya bu konuda yardımcı olduğu için ve sesimizi ikinci defa duyurduğu için şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Sizler gibi başarınız da bizi memnun ediyor. Turhal'ımızın bu başarısının arkasında da sürekli olacağımızı buradan duyuruyoruz. Şimdi Sayın Mustafa Sözkesen hocamız, bir görüntü istemek istiyoruz sizlerden. Çalışmalarınızdan görüntü almak istiyoruz. Memnuniyetle. Bugün Turhal Lisesi ve Öğrencilerini Koruma Derneği olağan genel kurul toplantısını yaptı. Yeni yönetim kurulu Başkan Selahattin Esen, Başkan Yardımcısı Kemal Şen, Muhasip Selahattin Şaker, üyeler Abdullah Özçelik ve Zeki Genç'ten oluşuyor. Yeni yönetime Kanal Alfa olarak bizler de başarılar diliyoruz. İstanbul'da PTT'de patlama. İstanbul Bağcılar PTT Müdürlüğü'nde çöp kutusuna konulan bir bombanın patlaması sonucu bir işçi öldü. Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bulunan PTT Müdürlüğü'nde çalışan Cengiz Polat, sabah temizliği yaparken patlama sırasında olay yerinde öldü. Emniyet yetkilileri parça tesirli saatli el bombası olduğu belirlenen bombanın kimler tarafından konulduğunun araştırıldığını bildirdiler. Hak İş Genel Başkanı Necati Çelik, yürürlükteki anayasa ve yasaların emeğe karşı hükümler içerdiğini, böyle bir dönemde ekonomik ve sosyal konsey vermeyeceklerini söyledi. Çelik, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konfederasyon olarak sosyal konseye karşı olmadıklarını, ancak kurulması kararlaştırılan konseyi sendikaları ve ücretleri sınırlayacak emek karşıtı nitelikte gördüklerini söyledi. 4 terörist çatışmada öldü. Muş'a bağlı Ağalı köyü yakınında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda ölen terörist sayısı 19'a yükseldi. Bölgede güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist daha öldü. Diyarbakır'da ise 17 kişi çok sayıda silah ve mermilerle ele geçirildi. Mardin'in Mazı Dağı, Derik ve Kızıltepe ilçeleri kırsal alanlarında ortaya çıkarılan 17 sığınakta 8 uzun namlulu silah, 8 roket atar, 7 roket, 1 tabanca, 12 el bombası, 3 mayın, patlayıcı imalinde kullanılan malzemelerle 3 ton gıda maddesi ve vatandaşlardan gasp edilen çok sayıda kimlik bulundu. Sevgili seyirciler, bu akşamki nöbetçi eczanemizi duyurmak istiyorum. Tekeli Eczanesi. Bugünkü hava durumuna gelince, bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu ve yağışlı geçti. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde oldu. Hava sıcaklığı biraz azaldı. Rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esti. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle. Turhal yağmurlu 3-10, İstanbul çok bulutlu ve yağmurlu 6-8, İzmir çok bulutlu ve yağmurlu 6-13, Antalya yağmurlu yer yer sağanak yağışlı 6-14, Ankara yağmurlu 4-7, Bolu karla karışık yağmurlu 3-10, Erzincan kar yağışlı -1-7, Siirt yağmurlu 2-10 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Thank you.
Kanalife ekranı önden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. ANAP, Doğru Yol Partisi, Refah seçimlerde iddialı. Türk uçakları Sırp mevzilerini vurmak için hazır. Yerli sigaraya zam yok. Bağımsız aday İrfan Gürel iddiasını sürdürüyor. Halk Eğitim Merkezi'nden daktilo ve model uçak kursu. Turhal Lisesi Okulu Aile Birliği olağan toplantısı yapıldı. Kız Meslek Lisesi tenis takımının başarısı ve haberler. Kanal Alfa ekibi bugün ANAP Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç, Doğru Yol Partisi Belediye Başkan Adayı Dursun Alpat ve Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Mustafa Okur ile görüşerek yerel seçimler ile ilgili görüşlerini aldı. Tüm adaylar durumlarının çok iyi olduğunu, seçimleri mutlaka kazanacaklarını iddia ediyorlar. Kanal Alfa yarın 20.30 haber bülteninde MHP, CHP ve SHP belediye başkan adaylarının görüşlerini yarın sizlere iletecektir. Sayın Mehmet Kılıç, beyin yanındayız. Efendim, çalışmalarınız nasıl gidiyor, öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yani bir seçim çalışmasıdır. Biz biraz da olaya geç başladık. Geçtik derken diğer adaylar biraz erken başladılar. Bu sene seçim kampanyası erken açıldı gibi. Önümüzde daha bir hayli zaman var. Tabii seçmenleri de yormamak gerekiyor. Biz onun için mümkün mertebe ev çalışmaları, ev toplantıları yapıyoruz akşamları. Bunun ötesinde bugün Yaztepe Belediye'mizin açılışı vardı. Arkadaşlarla toplu olarak oraya gittik. Şimdi gördüğünüz gibi oradan geldik. Siz de bekliyordunuz. O beldemizi açtık. Orada gayet güzel bir hava bulduk. İnşallah Yaztepe'de de seçimleri biz alacağız. Öyle gözüküyor. Allah'tan bir engel yoksa. Tural'daki seçim çalışmalarımızda uyumlu bir şekilde arkadaşlarımızla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yapacağımız, gelecekteki yapacağımız hizmetlerimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Projelerini hazırlıyoruz. Bunun yanında vatandaşlara, hemşehrilerimize yapacağımız işleri anlatıyoruz. Tural'ın geleceğinde neler olabilir bunları anlatıyoruz ev toplantılarında. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Kazanma şansınızı öğrenebilir miyiz? Bu seçimdir tabii. Herkes ben kazanacağım der. Ama gittiğimiz yerlerde gördüğüm ilgi ve alaka ve geçen dönemde yaptığımız hizmetlerin de hatırına olarak insanlardan çok iyi bir ilgi görüyoruz. Bunun neticesinde burada seçimleri Anavatan Partisi olarak kazanacağımız ümidindeyim. Zaten geçmiş seçimdeki 89 seçimdeki oy oranları da hesaplanırsa, o günlere bakılırsa seçimde bizim favori olduğumuz gözükür. Sebebine gelince 1989 seçimlerinde bizim 6300 küsur oyumuz var. Ancak bunun yanında 7000'de kullanılmayan oy var. O gün ANAP'lı olup da ANAP'a kızan, o günkü ekonomik şartlar içerisinde ANAP'a kızan, oy kullanmayan 7000 seçmen var. Diğer partiler hepsi oylarını kullanmışlardı. Hiçbir tane eksik oy kullanıldı diyemezler. Kullanmayan oyların tamamı bizim diyorum. Ama yarısını bile saysanız 6300, yarısı da 3500 eklerseniz 10.000 oy eder. Zaten burada 10.000 oyla biz seçimi bitiririz. Tabii her şey Allah'tan nasip. Yine vatandaşın desteğine bağlı. Geçmiş hizmetleri aynen bizden bekliyorsa vatandaş, biz de göreve hazırız. Aynı hizmetleri devam ettireceğiz. Bir hizmet için talibiz. Biz hizmeti yapmak için bu görevlere talip oluyoruz. Vatandaşımızın değerlendirmesine kalıyor. Vatandaş en iyi hizmeti kimden alacağını bilir. Sandığa oyunu ona göre atar. Sandıktan çıkana hepimiz saygı göstereceğiz. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz ve belediye başkan adayı ve ilçe başkanı Sayın Dursun Alpat'ın yanındayız. Efendim, sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ben evvela Kanal Alfa'ya teşekkür ediyorum. Turhal'ın sesi, gözü, kulağı, eli, ayağı olan. Çalışmalar tüm siyasi partilerde olduğu gibi bizde de devam ediyor. Meclisimizi oluşturmak üzereyiz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda eş dost ziyaretleri, esnaf ziyaretleri şeklinde devam ediyoruz. Meclisimiz oluştuktan sonra daha hızlı bir şekilde bu faaliyetleri sürdürme gayreti içinde olacağız. Peki bu arada kazanma şansınızı da öğrenebilir miyiz size? Ne derece kazanma şansınız? Evet, 28 Mart sabahı Allah nasip ederse Sayın Pehlivan emaneti eline teslim edecek. Turallı hemşehrilerin müşteri olsun. Peki. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.
Refah Partisi ilçe başkanı ve belediye başkanı adayı Sayın Mustafa Okun yanındayız. Diğer kalan partilerimize yarın devam etmeye çalışacağız. Yani götüreceğiz. Efendim, sizin parti çalışmalarınız nasıl gidiyor? Turhal'da Refah Partisi olarak 11 aydır zaten çalışıyoruz. Bu alanda projelerimiz her mahalleye ayrı olmak üzere, her mahallenin ihtiyacına ayrı cevap verecek şekilde tespitlerimizi yaptık. Teknik elemanlarımız proje hazırlıyorlar. Turhal'da Refah Partisi olarak bütün partilerden daha güçlü olduğumuza kesinlikle inanıyoruz. Milletimizin teveccühü de bu yönde. Zaten 3 gündür esnafların ziyaretlerini yapıyoruz. Bu ziyaretler esnasında da gördük ki milletimizin teveccühü Refah Partisi'nin yanadır. Bu yönden dolayı çok mutluyuz. İnşallah milletimizi utandırmayacağız. Evet. Kazanma şansını da öğrenebilir miyiz? Sizce nedir kazanma dereceniz? Kazanma şansınız, şu anda Refah Partisi'nin önünde başka bir parti yok. Diğer yerlerde de görüyorsunuz, Türkiye'nin diğer yerlerinde. Konya'da 4 tane siyasi parti Refah Partisi'nin karşısına aday çıkarıyor. Yine de %80'in altına düşmeyeceğim diyor Halil Ürün Bey. Sivas'ta 3-4 tane siyasi parti birleşiyor. Diğerleri devirlerini tamamladılar. Buradaki aday kardeşlerimiz değerli olabilirler. Ama Turhal'a yapabilecekleri bir şey yok. Bugüne kadar hepsini denedik. Milletimiz de gördü. Kendi kendimizi kandırmaya gerek de yok. Denenmişi bir daha denemeye de gerek yok. O halde denenmemiş denenecektir. Allah'a çok şükür hem Türkiye çapında hem Turhal'da birinci parti konumundayız. Biz bu 27 Mart mahalli seçimlerinden sonra en kısa zamanda bir genel seçim yapılacağını, planlarımızı, projelerimizi de ona göre hazırlamamız gerektiğini biliyoruz. Refah Partisi'nin karşısında başka bir parti göremiyoruz rakip olarak. Milletimiz de zaten böyle görüyor. Hepsini denedik. Bu sefer de Refah'ı deneyeceğiz diyorlar. En sıkı partililer bile Refah'ı denemekten başka çarelerinin olmadığını her gittiğimiz yerde, her gezdiğimiz yerde söylüyorlar. Gittiğimiz ev sohbetlerinde 40-50 kişiden aşağı olmuyor. Mahallede toplanıyor. Bu da bize gösterilen teveccühü yansıtıyor zaten. Peki, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, bugünlük bu kadar. Diğer kalan partilerimizde yarın inşallah sizlere tanıtacağız. Çalışmalarından bahsettireceğiz. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in eski Yugoslavya'ya komşu ve ilgili ülkelerin Cenevre'de katıldığı toplantısına NATO'dan kesin karar beklenmesi nedeniyle katılmadığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman dün düzenlediği basın toplantısında Bosna Hersek üzerindeki uçuş yasağını denetleyen NATO hava gücüne dahil Türk uçaklarının Saraybosna çevresindeki Sırp mevzilerinin susturulması çerçevesinde NATO tarafından verilecek her göreve hazır olduklarını bildirdi. Ataman, Çetin'in Cenevre'deki toplantıya katılmaması konusundaki bir soruyu şöyle yanıtladı. Sayın Bakanımız, eş başkan Stoltenberg'in davetine ilki olarak olumlu yanıt vermişti. Ancak davetin yapılmasından sonra 5 Şubat'ta Saraybosna'daki katliam oldu. Katliam, Saraybosna çevresindeki Sırp mevzilerinin NATO tarafından vurulmasını gündeme getirdi. NATO'nun bugünkü toplantısında bu konuda kesin kararın alınması bekleniyor. Dolayısıyla Cenevre toplantısının zamanlama açısından gerekliliği konusunda bizde bir şüphe uyanmıştır, dedi. Yerli sigaraya zam yok. Tekel'den sorumlu Devlet Bakanı Nafız Kurt, yerli sigaraya bugünlerde zam yapmayı düşünmediklerini, Tekel 2000'deki 2000 liralık zamın ithal tütünden kaynaklandığını söyledi. Kurt şöyle konuştu. Türkiye'deki yabancı sigaralara fiyat serbestliği getirildi. Firmalar sigarayı 50 bin liraya bile satabilirler, dedi. Bağımsız platformun belediye başkan adayı İrfan Gürel, seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini, bağımsız adayın gelecek günlerde mutlaka bir partiyle birleşebileceği söylentilerinin yaygın olduğu söylentisine kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğiz yanıtını verdi. Partilerin çalışmalarını nasıl gittiğini öğrenmek üzere bir yola çıktık ve araştırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi ilk olarak bağımsız belediye başkanı adayı İrfan Gürel'in yanına uğrayacağız. Hep beraber giriyoruz içeri. Merhabalar İrfan Bey. Biz Tural Televizyon'dan geliyoruz, biliyorsunuz. Siz de bağımsız aday olduğunuzu açıkladınız. Bağımsız belediye başkan adayısınız. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Zaten bizim çalışmalarımız yeni değil. 6-7 ay önce bu çalışmalarımızı başlatmıştık. Şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor.
Özellikle seçim büromuzu falan oluşturduktan sonra tempolu bir şekilde sürdüreceğiz. İsterseniz bu konudaki çalışmalarımızı açıklaması için basın sözcüğümüz arkadaşımız bilgilendirsin. Evet, Mete Bey, iyi günler. Sizden de öğrenelim çalışmaların boyutunu, genel içeriğini. Nasıl gidiyor sizden öğrenelim. Şimdi ben önce çalışma araçlarından bahsetmeden önce isterseniz önce bir perspektifimizi sunalım. Yani nasıl bir çalışma anlayışı izliyoruz? Çalışma anlayışını sunmak için nasıl bir politika savunuyoruz önce belirlemek gerekiyor. Başlangıçtan beri başkanımızın ifade ettiği gibi biz diğer siyasal partilerden farklı bir çizgi istiyoruz. Farklı bir çizgiyi savunuyoruz. Özellikle demokrasi anlayışımız bu konuda farklı. Demokrasi anlayışımız hangi anlamda farklı? Biz bunu zaten slogan olarak da ifade etmiştik. Söz, yetki, karar, mahallelere diyoruz. Tek başına bir insanın biz sorunları çözdüğüne inanmıyoruz. Yani bizim aradığımız belediye başkanı bir Süpermen değil, bir Batman değil, bir kahraman değil. Onun yerine halktan gelen, halkın içerisinden gelen, sorunları yaşayan ve halkla birlikte yönetmeye niyetli ve eğilimli bir belediye başkanı istiyoruz biz. Bunun için bağımsız adayı destekliyoruz. Dikkat ederseniz bütün adaylarımız hepsi değerli insanlar. O konuda hiçbir kuşkumuz yok ama ben yaparım. Ben en iyi belediye başkanı adayı olurum diyorlar. Biz de böyle bir çizgiyi özellikle vurgulamak istemiyoruz. Bizim doğrumuz 20-25 yıldır Turhal'ın geçmişine bakıldığında Turhal'ın sorunlar olduğu yerde duruyor. Birçok siyasal parti gelmiş olmasına rağmen, birçok siyasal parti belediye başkanlığı görevini yapmış olmasına rağmen sorunlar çözümlenmiş değiller. Örnek verirsek Turhal'ın çamuru ve tozu onca siyasal başkana rağmen, onca siyasal partiye rağmen hala yerinde duruyorlar. Neden yerinde duruyorlar sorusunu biz önce kendimize soruyoruz. Diyoruz ki neden sorunlar çözülmüyor sorusunu önce kendimize sorduğumuzda diyoruz ki halk politika sürecinde yer almadığı için, halk kendi sorunlarına sahip çıkamadığı için, halk politika sürecinden uzaklaştırıldığı için sorunlar çözülmüyor diyoruz. Onun yerine kimlerin sorunları çözülüyor? Onun yerine bir avuç çıkarcı insanların sorunları çözülüyor. Dolayısıyla seçim çalışmamızı genel olarak bir çizgi üzerine sunmaktan çok biz insanlara önce bu demokrasi anlayışının farklılığını anlatmak zorundayız. Bunun için de birebir, tek tek önce insanların gönüllerini alan bir çizgiyi yakalamak zorundayız. Başkanımız ifade etti, 6 aydır çalışıyoruz gerçekten. Mahalledeki çalışmalarımız biz şu anda seçim takvimi olarak bu ayın 20'sine kadar birebir ilişkiler temelinde sürdüreceğiz. Tek tek insanların gönüllerini ve kalplerini almayı düşünüyoruz. Zaten son haftanın anketlerine göre bağımsız aday konusunda biz yeterince duyuru yaptığımıza inanıyoruz. Artık bağımsız adayın var olduğu, bağımsız adayın bu süreçte sonuna kadar da var olacağını çeşitli biçimlerde ifade ettik. Bu birebir çalışmalarımızı göreceksiniz. 20'sinden sonraki dönemlerde mitinglerimizle, toplantılarımızla süsleyeceğiz. Yani çıkarcı bir çizgi yerine Turhal'ın çıkarını düşünen, Turhal halkını çıkarını düşünen bir demokrasi anlayışından bahsediyorsunuz. Ve bu arada diğer partileri de bir sürekli dinliyoruz. Diğer partiler oy verirseniz veteriner fakültesini kurarız, oy verirseniz il yaparız sözünde hareket ediyorlar. Bunlara katılmıyorsunuz. Bunlara katılmıyoruz. Bunlara katılmadığımız gibi de biz belediye başkanlığını da almamız halinde şu mesajı da açık açık vermek istiyoruz. Her partide kuşkusuz değerli insanlar var. Ve bu partilerden bir tanesi kazandığında bütün diğer değerli insanlar bu süreçte yer alamayacaklar. Ben yanlış hatırlamıyorsam 15 gün kadar önce sizin ekranlarınızdan bir televizyon konuşması dinlemiştim. Şu anda iktidarda olan Doğru Yol Partisi'nin sayın adayı konuşmuştu. Biz iktidarda olamadığımız için Turhal birçok şeyi kaybetti demişti. İktidarda olamayabilirler ama Turhal'da yaşıyorlar. Turhal'ın sorunlarına ister iktidar olsunlar isterse iktidar olmasınlar sahip çıkmak zorundalar. Biz 27 Mart'ta ister belediye başkanlığında olalım, isterse olmayalım, yapabileceğimiz her şeyi yapmaya bugünden hazırız. Bunu net biçimde ifade etmek gerekir. Yani sonuçta kazanan Turhal olmalıdır. Sonuçta kazanan kesinlikle Turhal halkı olmalıdır. Sanırım 2 gün önceki basın oturumunda Sayın Başkanımıza sormuştunuz. Yani biz kazanırsak ifadesini kullanmıştı ve biz kazanacağız demiş Sayın Başkanımız. Ben Sayın Başkanımızın bu sözlerine şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Peki, bizim demokrasi anlayışımız kaybederse ne olur? Bizim demokrasi anlayışımız kaybederse Turhal halkı 5 yıl daha şu anda yönetildiği gibi, 5 yıl önce yönetildiği gibi, 10 yıl önce yönetildiği gibi yeniden yönetilir. Yani sorunlar yerinde durur, sorunlar ilişkin çözümler üretilmez, sadece vaatler yer alır ve vaatlerin dışında hiçbir şey olmaz. Bu doğru bir anlayış değil. Düşün peşime, ben size iki anahtarı vaat ediyorum
vaat ediyorum diyen insanların bugün yeniden vaatlerde bulunmaları bizce pek doğru bir politik olmamalı. Önce insanlar bundan önceki vaatlerini yerine getirebilmişler mi? Bu vaatler sunulabilmiş mi? Önce bunlara bakmak gerekir. Biz bir vaatten çok, şunlara da bunları sunmaktan çok seçim politikamızı şunu oturtturuyoruz. Bizim demokrasi anlayışımız gerçekten farklı. Ben 4 ay kadar önce bir mahalle toplantısında şöyle bir şey öğrenmek istemiştim. İnsanlara sorduğumuzda insanlar şunu söylediler. Ben belediyede kendimi hissetmek istiyorum demişti bir vatandaşımız. İşte bizim demokrasi anlayışımız özü budur. Halk kendisini belediyede hissetmelidir. Sadece su parasını veren halk değil. Su parasının nereye kullanıldığını, nasıl kullanıldığını denetleyen halk olmalıdır. Bunu bizim başkan adayımız dışında, bizim bağımsız adayımız dışında hiç kimse savunmamaktadır. Hiç kimse bu konuya ilişkin bir tek cümle üretmemektedir. Söylenenler sadece geçmiş politikaların basit bir tekrarıdır. Gerçekte politika partilerin cephesinde hiçbir şey yeni değildir. Her şey eskidir. Her şey söylene geldiği gibidir. Sanırım dünkü ve ondan önceki gün gene Kanal Alfa ekranlarında tek tek insanlarla görüştünüz ve insanların eğilimlerini sordunuz. Hangi siyasal partiye oy vereceksiniz diye. Bir kararsızlık vardı. Bence soru şöyle olmalıydı. Yani kuşkusuz sizin yaptığınız şey sizi öğretmek diye bir anlayışımız yok. Sadece bir öneri, sadece bir temenni. Nasıl bir belediye istiyorsunuz? Nasıl bir belediye özlüyorsunuz? O mahalle toplantısında nasıl bir belediye özlüyorsunuz sorusuna sıradan bir insan şu cevabı verdi. Ben belediyede kendimi hissetmek istiyorum. Bu anlayış doğrultusunda seçim çalışmalarımızı hızlandırıyoruz biz ve birebir işlerimizi hızlandırıyoruz. Çalışmalarınız bu şekilde bağımsız adayınızı açıkladınız, devam ediyor. Peki diğer partilerden bir birleşme teklifi geldi mi? Yani bir birleşme teklifi gelse nasıl davranırsınız veya geldi mi? Bunun cevabını alabilir miyiz? Birleşme teklifi bu ana kadar bize gelmedi. 6 ay önceki süreçte de biz zaten birlik çalışmalarını ortaya koyarken birçok partiyi panellerle, çeşitli oturumlarla böyle bir birlik sürecine çağırmıştık. Sayın Başkanımız birçok kere ifade etti. Birlik konusunda atılmış her adım varsa, atılabilecek her adımı biz attık zaten. Bundan sonraki süreçte bizim birlik adına söyleyebileceğimiz tek şey, başkanımızın ilk basın toplantısında ifade ettiği gibi, birliğin adresi bağımsız platformdur ve bağımsız adaydır. Birliğin adresi burada aranmalıdır. Ve zaten biz herhangi bir partinin bizim demokrasi anlayışımızı savunduğu noktada birliği tartışabiliriz. Aynı demokrasinin anlayışını savunan insanların birliğidir bu birlik. Birlik, herkesin birliği derken kuşkusuz herkesi çağırıyoruz. Ama bu demokrasi anlayışı etrafında çağırıyoruz. Çıkardığı insanları sadece ne bileyim işte bu süreçte politika olsun diye var olan insanları biz çağırmıyoruz böyle bir birliğe. Halkın yönetmesini, halkla birlikte yönetmeyi savunuyor musunuz? Böyle bir birliğe biz özlüyoruz ve hedefliyoruz. Teşekkürler. Basın sözcüğümüzü dinledik. Sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim demokrasi anlayışımız gerçekten Turhal için bir şanstır. Biz bu şansı çok iyi kullanmalıyız. Bizi birlikte yönetmek isteyen Turhalılar bizimle birlikte davranmalılar. Ve bu şansı kaçırdığınız zaman biz bir 5 sene daha beklemek zorunda kalırız. Teşekkür ederim. Ben ekleyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nce daktilo ve model uçak kursu açılacaktır. Kurs süresi 172 saat olup ücretsizdir. Kursa 17-2-1994 tarihinden itibaren başlanacaktır. Müracaat etmek isteyenlerin 11-2-1994 tarihinden itibaren müracaat etmeleri gerekmektedir. Daktilo kursuna 34 kişi alınacaktır. Turhal Lisesi Okul Aile Birliği olağan toplantısını yaparak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmıştır. Mustafa Aygün, Başkan. Osman Düzcan, ikinci Başkan. Hilmi Ulu, Üye. Yunus Karadeniz üye ve Salih Tok üye. Evet sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz spor haberi. Kız Meslek Lisesi tenis takımı Tokat'ta yapılan il turnuvalarında birincilik alarak Gaziantep'te yapılan gruplar birincilik turnuvasında ilimizi temsil edecekler. Tenisçilerimiz bu sene gruplarda iddialı olduklarını, ileriki yıllarda Türkiye şampiyonluğunu elde edeceklerini söylüyorlar. Tenisçilerimizle sizler için görüştük. Macit, ilçe tarımda çalışıyorum. Yaklaşık 69'dan beri de masa tenisiyle ilgiliyim. Bu sene işte Kayseri'de açılan kursta resmi antrenörlük belgemizi aldık.
hem hakemlik hem de antrenörlük olarak amatörce olan takımlara yardım ediyorum. Aslında ilçemizde eksikliğini hissettiğimiz bir şey varsa en başta teşekkür edeceğim konu Kanal Alfa'nın bu işe ilgi duyması ve televizyonumuzun da Tural için hayırlı olmasını ve büyümesini de canını gönülden diliyoruz. İnşallah. Ki bu tür sporları da ilçemizde tanıtması bakımından ayrıca teşekkür ederim. Çalışmalarınız devam ediyor. Sporcularımız Tokat'ta birincilik aldılar. Evet. Şimdi nereye gidecekler? Nasıl çalışmalarınız devam ediyor? Bunun hakkında bir görüşünüzü alalım. Şu anda yarın yani cuma akşam 5'te Gaziantep'e hareket edeceğiz. Orada grup birincilikleri var. Liseler arası. Orada ilk 6 takıma girersek Türkiye birinciliğine katılma şansı elde edeceğiz. Valla bütün dileğimiz o ilk 6 arasına girip Türkiye birinciliği zorlamak. Yalnız bu seneki hedefimiz ilk 6 olmasa da ilk 10'a girmek. Ama gelecek sene için bütün hedefimiz Türkiye birinciliğine hedef seçiyoruz. Bütün dileğim bu başarıyı elde edebilmek. Sporcularımızın kaydettiği ve ilçedeki diğer yardımcı kuruluşların başta da Kanal Alfa'nın bu tür desteklerini bekliyoruz. Başarılı sürece arkanızda olacağımızı belli ediyoruz, söylüyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yakup. Bölge grup ilde birincilik kazandınız. Şimdi Gaziantep'te grup birinciliğine gideceksiniz. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Hedefimiz grupları almak, Türkiye birinciliğine gitmek. Bu kadar. Bizim tabii ki önce hedefimiz yani Turhal'da birinci olmaktı. Fakat Turhal'da rakip çıkmadı. Tokat'a gittik. Tokat'ta grup birincisi olduk ve şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Tabii ki biz orada inşallah yani Turhal'ı ve Tokat'ı iyi temsil etmeyi düşünüyoruz. Ve inşallah başarırız. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi döviz kurları, hava raporu ve Melike sizlerle. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ataklı Döviz Anonim Şirketi'nden aldığımız bilgilere göre 1 mark alış 10.600, satış 11.000 lira. 1 dolar alış 18.400, satış 19.500 lira. Bugünkü hava durumuna gelince. Bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu ve yağışlı geçti. Yağışlar genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, iç Ege, iç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde oldu. Hava sıcaklığı doğu bölgelerimizde artarken öteki yerlerde önemli bir değişikliğe uğramadı. Rüzgar güney ve batı, yurdun kuzey batı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esti. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle olacak. Turhal çok bulutlu ve yağmurlu 1.8, Tokat karla karışık yağmurlu 0.7, İstanbul çok bulutlu ve yağmurlu 3.6, İzmir sağanak yağışlı 6.12, Adana sağanak yağışlı 13.17, Ankara karla karışık yağmurlu 2.6, Bolu karla karışık yağmurlu 3.7, Erzurum karla karışık yağmurlu -14.1, Diyarbakır yağmurlu 3.9 derece. Sevgili seyirciler yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.